Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere OKX borsası üzerinde DCA bot, Grid bot, botu nasıl ücretsiz bir şekilde kurulur, bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu botları kurarken sinyal botundan sinyal nasıl alırız veya da DCA botundan sinyal nasıl alırız, bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Lütfen videoyu detaylı bir şekilde izleyelim. Öncelikle hem masaüstü kurulumunu sizlere göstereceğim. Hem de videonun sonunda mobil üzerinden nasıl bot kurulur bunu göstereceğim. Bana soracak olursanız mobil üzerinden bot kurmak daha kolay ve daha avantajlı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi piyasada DCA bot veya da grid bot kurmak için birçok bot uygulaması mevcut. Bunlar Tricomas ve Wonderbit olarak en çok bilinen botlarda aylığı 59-60 dolara satılan bot uygulamalarıdır. Ama OKX borsası bizlere bunları kendi içinde barındırdığı için ücretsiz bir şekilde bu uygulamalardan faydalanmamızı sağlıyor. Eğer OKX borsasına kayıtlı değilseniz videonun açıklamalar kısmındaki referans linkimden kayıt olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde Eğitim videomuzda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle OKEX borsamıza masa üstünden girdiğimiz zaman arkadaşlar bizi alsat ekranında böyle bir ekran karşılıyor. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey alsat tarafına gelip buradaki görmüş olduğunuz ekrana gelip benim tavsiyem ilk önce demo olarak denemeniz botları, demo olarak botları deneyip daha sonra gerçek piyasada bir para bağlayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunun sebebi de şu, buraya bağlayacağımız botlarda indikatör bağladığımız için demo hesaplarda bizim backtest yapma imkanımız olacak ve bu da bize minimum zarar etme ihtimalini sunacak. Yani bilmeden değil de, onun back testini yaparak 10 işlemde 10 yanlış veya da 10 işlemde 5 doğru tarzında bu şekilde bir back test yapacağız ve bu şekilde de gerçeğe geçirebileceğiz. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi OKX sayfam karşımda. Öncelikle arkadaşlar burada alsat sekmemiz mevcut. Buradaki alsat sekmesine geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi burada alsat botları diye bir e, girdi bölgesi var bir pazar yeri var bir de bot oluşturur. var. Ben bugün sizlere bot oluştur anlatacağım. Bot oluştura bir kere tıkladığımız zaman arkadaşlar bize burada direkt görmüş olduğunuz gibi bot sayfasını atıyor. Aslında aynı sayfa tek farkı sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bizim bot seçeneklerimiz geliyor. Buradaki bot seçeneklerimize baktığımız zaman spot grid, vadeli işlem grid, sinyal botu, vadeli işlemler DCA, spot DCA, sonsuz örgü botu, Gelişmiş Grid, Yine Nelen Satın Alma, Akıllı Portföy, Kavan Sniper, Kavan Sniper, Arbitaj Emirleri, Buzdağ Stratejisi ve Tivap botunu çok güzel bir şekilde kullanacağız. Bugün ben size bunların arasından detaylı bir şekilde sinyal botunu anlatacağım. Sinyal botunu nasıl kullanırız, nasıl bunu indikatöre bağlarız, bunu nasıl e, sinyali organize ederiz bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, buradan sinyal botuna bir kere tıklıyorum. Sinyal botuna tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi daha önceki denemelerim mevcut burada. Sinyal botumuza tıkladıktan sonra arkadaşlar, şurada bir özel sinyal ekle e, durumu çıkıyor. Şimdi burada özel sinyal ekleye basmadan önce bizim özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğumuz grafik bizim TradingView üzerinden bot kuracağımız grafikle aynı olması gerekiyor. Yani şu anda Burada örnek verelim. Herhangi bir coin bakalım burada. Sürekli. LTC, LTC'ye tıkladım. LTC'nin 15 dakikalık grafiğindeyim ve burada da bana TradingView'in grafiğinin açık olduğunu söylüyor. Ben TradingView'de sayfama geliyorum. LTCUSDT.P diyorum. Buradan OKX borsası'nın grafiğini buluyorum. Buna bir kere tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi grafik karşıma geliyor. 15 dakikalık grafik LTC USDT diyeyim. Daha sonra arkadaşlar tekrardan borsa sayfamıza geliyoruz. ve Buradaki işlemi yaptıktan sonra artık sinyalimizi ekleyeceğiz. Önemli olan nokta şu. Burada sinyalinizi eklemeden önce lütfen buna dikkat edin. Burası BTC kalırsa otomatik olarak BTC olarak geliyor. Ve siz Trading Wave üzerinde LTC Alarm kurarsanız sinyaliniz çalışmayacaktır. Çünkü ben bunun hatasını birçok kez aldım ve bunu çözene kadar gerçekten hani çok uğraştım. Daha sonra özel sinyal ekleye bir kere tıklıyorum. Özel sinyal ekleye geldiğimiz zaman arkadaşlar bize bizden bir sinyal ismi istiyor. Ne yazalım? Hermes, Hemera yazalım. Buradaki sinyal tanımını doldurmanıza gerek yok. Ardından sinyal oluştur diyoruz. Sinyal oluşur dedikten sonra arkadaşlar bize bir webhook URL'si veriyor ve bize uyarı mesajımızı yani sinyalimizin tetiklenmesini istediğimiz mesajları veriyor. Şimdi öncelikle buradaki webhook URL'mizi bir kere kopyalıyoruz. Kopyalandı diyor. Ardından TradingView sayfamıza geliyoruz. Ben burada kendi indikatörlerimden biri olan Miami'nin üzerinde kuracağım. Indikatörümüzün üzerine daha fazla diyoruz ve Miami için alarm ekle diyorum. Alarm eklesi, e, tarafına geldiğim zaman işte burada şu anda karşımda direnç bölgeleri ve destek bölgeleri var. Diyorum ki e, direnç kırılımı oluştuğunda ve her mum kapanışında çalmasını istiyorum. Ucu açık alarm bunu siz bir gün iki günlük alarm yapabilirsiniz. E, kalabilir. Ucu açık alarm olarak yapıyorum. Sonra bildirimler bölümüne geliyorum. Buradaki webhook URL'si sizde kapalıdır. Kapalı gelir eğer açmadıysanız. Yepok URL'sini açıyorsunuz. Az önce borsadan kopyaladığımız yepok URL'sini buraya yapıştırıyoruz. Ardından ayarlar bölümüne geliyoruz. Hangi coin'e biz alarm kuracağız? LTCUSDT. Ardından arkadaşlar buradaki mesaj bölümünü siliyorum. Sizde boş da gelebilir, dolu da gelebilir. Buradaki mesaj bölümü silinecek. buradan tekrardan biz borsa sayfamıza geliyoruz. Buradaki Trading Wave stratejisini kesinlikle almıyoruz. Bu sinyal bize hatalı sinyaller verebiliyor ve çalıştırması daha zor. O yüzden özel ve kişiselleştirilmiş sinyalleri kullanıyoruz. İşte uzun pozisyon giriş, uzun pozisyon çıkış. Nedir bu? Long emre girmek için entry long işlemini kullanıyoruz ve sel sinyali geldiğinde de sel sinyaliyle emirden çıkmak için de, de uzun pozisyon çıkışını kullanıyoruz. Yani long'dan çıkışı. Yani bir alım sinyaline giriyorsak, bir long yönlü sinyale giriyorsak, sinyale girmek için entry long'u kullanıyoruz. Sonra sel sinyali geldiğinde işlemden çıkması için de sel sinyali geldiğinde ki alarmada exit long emrini kuruyoruz. Şimdi ben size kendi indikatörümüz üzerinden göstereceğim. Kısa pozisyon giriş diyorum. Yani ben short emir olarak açacağım. Buradaki bağlantımı kopyalıyorum. Ardından tekrardan trading wave sayfamda buraya geliyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırdıktan sonra buradaki alarm sekmesinde herhangi bir boş yere tıklıyorum ve şuradaki yeşil, e, onay işaretini görmem gerekiyor. Yeşil onay işaretini gördükten sonra artık benim için bir sorun kalmıyor. Kontrol ediyorum e, direnç kırılımı. Her çubuk kapanışında bir kez e, LTC mesajımızı yerleştirdik. Short giriş mesajımızı bildirimlerde webhook URL'mizi yerleştirdik. E, bakıyoruz LTC 15 dakikalık periyot doğru oluştur diyorum. Oluştur dedikten sonra arkadaşlar alarmımız bizim. Burada en başa gelir. LTC, USDT'ye biz alarm kurduk. Başa gelir. Ardından tekrar borsamıza geliyorum. Artık bizim burayla bir işimiz kalmadı. Tamamla diyorum. Tamamla dedikten sonra... ...buradan e, her mesemer olarak kurduğumuz botumuz burada. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bot oluştura tıklıyoruz. Ve bize görmüş olduğunuz gibi... ...Alsat çiftleri olarak LTC, USDT sürekli swap geldi. Zaten buradaki grafiğimiz açık olduğu için direkt bu geldi. Ama bu gelmediğini varsayalım. Buradan işlem çiftlerini seçiyoruz. İşlem çiftlerimizde LTC, USDT, sürekli swap. Buna tıkladık arkadaşlar. Şimdi bir botun içine birçok 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 kripto para birimi de botu çalıştırabilirsiniz. O yüzden ilk önce alarmları kuru, kuruyoruz. Daha sonra bu sayfaya geliyoruz. Ben sadece LTC üzerine alarm kurdum. Bir alarm kurduğum için ben direkt buraya geldim. Eğer birden fazla alarm kuracaksak ve birden fazla e, sinyal almak istiyorsak işte sırayla işte BTC'ye, Ethereum'a, LTC'ye alarm kuracaktım. Ondan sonra bu sayfaya gelecektim. LTC'ye geldik ve 10 dedim. LTC'de 10 dedikten sonra burada kaldıraç ve marjinimi ayarlıyorum. Burada 10x, 10x olarak kalsın. E, yatırım marjini. Şimdi buradaki yatırım marjini şudur arkadaşlar. Sizin buraya kaç bu bota kaç para bağlamak istediğinizi soruyor. E, şimdi örnek görüyorum. Ben buraya 100 dolar yazarsam Buraya 100 dolar yazdım. Ardından bu alt taraftaki gelişmiş ayara geldi. Emir türümüz Trading Wave sinyali olacak. Biz çünkü sinyali Trading Wave'den alıyoruz. Burada işte piyasa fiyatı ve limit fiyatı var. Ama piyasa ve lim limit fiyatını seçersek bu sefer buradaki arkadaşlar Trading Wave'den sinyal aldığımız için emirlerde gecikme olabilir. O yüzden biz direkt Trading Wave üzerindeki fiyatını anlık girmek istiyoruz. Giriş ayarımız ise bizim burada karşımıza yine trading wave sinyali geliyor. Bunu seçmiyoruz. Kullanılabilir marjin oranı. Şimdi buradaki kullanılabilir marjin oranı bir yüzdelik dilim. Bu da şudur. Yatırım marjininiz kaç? 100 dolar. Eğer buraya %10 yazarsanız yani 10 yazarsanız işleme 100 doların %10'u ile girer. Kar aldığını varsayalım. karınız 110 dolar oldu. Bu sefer 110 doların %10'unu alır. Veya da birden fazla bot çalıştırıyorsunuz bir botun içinde. 4 tane botunuz var. 4 tane botun çalışma parasına göre ona göre %10 ile o işleme girer. Veya da kullanılabilir marjin değil de ilk yatırım oranı dediniz. İşte ilk yatırım oranınız neydi? 100 dolar. Ben 100 doların %50'si benim ilk yatırım olarak kabul ediyorum. Bana sadece 100 doların 50 dolarıyla bir işleme girer. Ardından burada da onun bir altında da sabit marjin var. Bu da bizim yine belirlemiş olduğumuz işte bizim yatırım marjinimiz. Yani bota bağladığımız para 100 dolar. Emir başına işte kaç tane bot bağladığımızı bilmiyorum. Ben şu anda bir tane coin çalıştıracağım. Ben buraya 50 25 dolar yazarsam benim bütün işlemlerim sabit bir şekilde 25 dolarla işleme gider ve benim sadece 100 dolardan 25 dolarını kullanır. Şimdi örnek veriyorum ilk işleminiz zarar etti. Eğer burası 25, burası 25 olursa ne olur? Onu size söyleyeyim. İlk işlemde zarar ettiğiniz Bot çalışmayabilir. Çünkü e, yatırım marjinizdeki para azalacağı için sizin sabit bir marjin bağladığınız için 25 dolar orası 24'e düşerse sinyaliniz gelmez. Şimdi bizim kaldırıcımız 10x. 25 dolarlık işlem açtığımızda bize 250 dolarlık bir işlem hacmi yaratıyor. Ardından buradan birden çok giriş diyor. Şimdi buradaki birden çok giriş şudur. İlk sinyal geldiğinde işleme girsin, işlemi bitsin ve ardından sinyal geldikçe işleme girmesini istiyorum dersek buradaki tikimiz açık kalacak. Yani birden çok girişimiz açık kalacak. Eğer sadece tek bir seferlik işleme girecekse buradaki tiki arkadaşlar kapatmamız gerekiyor. Ben bunu açık bırakıyorum. Ardından üçüncü ayarımız çıkış ayarı dediğimiz kar al ve zarar durdur tarafı var. Burada da kar al kısmına tıklıyoruz. İşte burada yüzdelik olarak yani fiyat oranını seçerseniz burada fiyat işte örnek veriyorum grafik üzerinde 0.5 yükseldiğinde beni benim karımı al. İşte örnek veriyorum fiyat 0.1 yükseldiğinde benim karımı al diyebiliriz. Veya da fiyat oranı değil de rol üzerinden yani kar zarar oranı üzerinden gidersek bu sefer de ne yapmamız gerekiyor? %5 dersek arkadaşlar karalı ee, zarar durduruda işte örnek veriyorum %1 dersek ne olmuş olur? kar al oranımız yine 0.5 olur fiyattan. Yani 10x kaldıraçta %5'i gördüğü zaman PNL, ROE, oradan %5 de işlemden çıkar. Ama bunlarla kafanıza bence karıştırmanıza gerek yok. Direkt fiyat oranından grafik üzerine 0.5 fiyat yükseldiği zaman 10x'te zaten otomatik olarak %5 yükselmiş olur. Veya da fiyat %1 yükseldiğinde otomatik olarak %10 yükselmiş olur 10x kaldıraçta. Ve bu şekilde botumuzu çalıştırabiliriz. Ardından Buraları doldurduktan sonra arkadaşlar botu oluştur diyoruz artık. Botu oluştur dedikten sonra bize son bir kez botumuzu kontrol etmemiz için bir fırsat veriyor ve onayla diyorum. Onayla dedikten sonra OKX botumuz oluşturuldu diyor. Ayrıntıları görüntüle dediğimiz zaman arkadaşlar bot hakkında bize detaylı bir şekilde bilgiler veriyor. İşte açık emirlerimiz pozisyonlarımızı gösteriyor. Etkinlik geçmişimizi, pozisyon geçmişimizi bize gösteriyor. Etkinlik geçmişi şudur arkadaşlar eee Wave'den sinyal geldi. Başarılı bir şekilde sinyaliniz gerçekleştirildi diye bir bildirim düşer. Pozisyon geçmişi de e, kar veya zarar aldığınız işlemler kapandıktan sonra burada arka tarafta pozisyon geçmişine sinyallerimiz düşecektir. Mobil, hani e, masaüstü üzerinden botumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Bir de bunun mobil üzerinden kullanımı var. Onu da arkadaşlar daha önce çekmiştim. Daha önce çekmiştim o videoyu. O videoyu da bu videonun arkasına ekleme yapacağım. Hem mobil üzerinden bot kurulumunu görmüş olacaksınız. Hem de masaüstü üzerinden bot kurulumunu görmüş, görmüş olacaksınız. Benim size tavsiyem yine aynı şekilde mobil üzerinden bot kurmak daha kolay. Az önce göstermiş olduğum ince ayrıntılara çok fazla takılmıyorsunuz. Direkt botunuzu daha rahat bir şekilde kuruyorsunuz. Şimdi ben kendi hesabıma geçiyorum burada. Gerçek hesabıma geçiyorum ve gerçek hesabımda yaptığım işlemleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Neye göre yaptım? Neye göre bunu açtık? Bunu size, sizlere anlatacağım. Şimdi yine e, alsat tarafından bot oluştura geliyorum. Burada benim botlarım çıkacak. Alt tarafa, alt tarafa sayfayı indirdiğinde arkadaşlar burada benim sayfayı kaydırdım. Aktif olarak botlarımda bir tane bot olduğunu bana söylüyor. Bir tane botumun çalıştığını bana gösteriyor. Nerede çalışıyormuş? Burada bakın sinyal botu. Sinyal botuna tıkladım. Toplam kar ve zarar oranını şu anda botun 5 dolar olduğunu bana gösteriyor. Botumu bu gece saat 4.07'de kurdum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada saati yazıyor. Yatırım marjinin 225 dolar. Kullanılabilir marjim 155 dolar. Şimdi ayrıntılara geldiğimizde sizlere daha detaylı anlatacağım. Şimdi burada botumuz, görmüş olduğunuz gibi 5 dolarlık bir botumuz var. Ben bu botu niye göre kurdum? Şurada kullanılabilir marjin oranı %10 dedim. Yani benim kasamdaki 225 doların %10'uyla işleme giriyor sürekli. 225 doların %10'uyla işleme girdi. 22,5 dolar. ilk işlem açtı. Sonra arkasından bir sinyal daha geldi. O 225 dolardan 22,5 doları çıkartıyor. O kalan paranın %10 ile işleme giriyor. Ve bu şekilde işleme girmiş oluyor arkadaşlar. Bu tarafta bizim açık işlemlerimizi görüyorsunuz şu anda. Açık işlemlerimiz burada. Az önce size söylemiş olduğum gibi etkinlik geçmişinde emirlerin girildiğini ve emirlerin detayını bilgisini yazıyor. Ve pozisyon geçmişindeyse arkadaşlar yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane işlem almışım. 8 işleminde görmüş olduğunuz gibi karlı bir şekilde kapandığını görüyoruz. Şimdi bizim e, kendi grubumuzda da tele, e, videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz de mevcut. Bizim grubumuz, grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı oluyoruz bu konuda. Biz kendi indikatörümüzü bağlıyoruz. Bizim indikatörümüzün başarı oranı neredeyse %100 oranında diyebiliriz. Daha bu zamana kadar zararlı bir şekilde işlem kapatmadık ve bütün işlemlerden de olabildiği kadar karlı bir şekilde işlemlerden çıkıyoruz. Yani kar al yapıp işlemlerden çıkıyoruz. Şimdi burada yatırım oranının %10'u ile işleme girdiğimiz için arkadaşlar bakın kapanışımız %3.8 kar almış. 1.5 dolar kar vermiş. %3 kar almış 0.59 sent kar vermiş. Bunun sebebi ne? İlk işlem bu işlem bundan daha önce gelmiş. Yani burada marjinin %10'u ile kullanırken örnek veriyorum 22 dolarla girdiyse Burada yüzde %10'unu kullanırken burada 10 dolarla veya 5 dolarla işleme girdi. Tek dezavantajımız ilk yatırım oranından budur. Ama kümülatif büyüme sonucunda yani ben bu botu yaklaşık bir ay boyunca açık bırakacağım ve sizlerle paylaşacağım sürekli. Bir ayın sonunda baktığımız zaman kümülatif bir şekilde benim kasam şu anda bu bota attığım para 225 dolar olması gerekiyor. Bakıyorum. Evet 230 dolarmış şu anda. Yani ben bunu 229 dolar civarı bir parayla başlattım. Ee, pardon burada yazıyor arkadaşlar bakın. 225 dolarlık benim ilk sinyalimin başladığım şey 8 tane koyuna e kurulu 8 tane koyundan bir strateji sinyal geliyor. 225 dolarla başlatmışım 226 diyelim 226 dolarlık bir bot kurmuşum ve bu şekilde devam ediyor bakalım bir ayın sonunda bize ne kadar para kazandıracak ben yine sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım e, DCA botu, Grid botu, arbitraj botunu detaylı bir şekilde arkadaşlar ilerleyen zamanlarda sizlere parça parça anlatacağım. Bir videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Her videonun ana konu başlığı farklı olsun diye bunu anlattım. Söylemiş olduğum gibi indikatörümüzü kullanmak istiyorsanız e, Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Telegram kanalımıza her gün neredeyse hem sabah yayınlarımız, öğle yayınlarımız, akşam ve gece olmak üzere birçok yayınımız mevcut. Yayınlarımıza gelerek bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Ve bizler de sizlere yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. İzninizle videonun sonuna mobilden nasıl bot kurulur onu ekliyorum. Ben size burada veda ediyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere OKX borsası üzerinden indikatörümüze nasıl sinyal botu kurarız? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle OKX borsamıza giriyoruz. Sol üst tarafta bulunan 9 kare var arkadaşlar. Oraya tıkladığımız zaman bu sayfa gelecek karşınıza ve bu sayfadan demo işlemler görünecek alsat bölümünde ona tıkladıktan sonra demo hesaba geçmiş olacaksınız ve ekranınızın üstünde demo işlemler olarak yazacak. Demo işlemlerden çıkmak için de gerçek işlemlere dön kısmına tıkladığınız zaman gerçek işlemlere döneceksiniz. Öncelikle bu sayfaya demo hesaba girdiğiniz zaman bu sayfa sizin karşınıza çıkacak. Alt tarafta bulunan OKX ana sayfası sat ve varlıklar bölümünden alsat kısmına bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma görmüş olduğunuz gibi böyle bir sayfa geliyor. Botlarım sayfası diyebiliriz. Daha sonra alt tarafta sinyal işlemleri yazıyor arkadaşlar. Sinyal işlemlerine bir kere tıklıyorum. Ardından sinyal botu karşıma geliyor. Sinyal botuna da bir kere tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi sinyal botu sayfası geliyor. Şimdi burada bir numarada sinyal seçin diyor. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar özel sinyal ekle kısmı var. Özel sinyal ekle kısmına bir kere tıklıyorum ve buraya sinyal adı girin diyor. Bu çok önemli değil. Bunu rastgele bir şey yazabilirsiniz. Ben buraya Hermes yazdım ve tamam dedim. Sinyal tanımını hiçbir şekilde bir şey yazmamıza gerek yok. Orası da boş. Ardından alt tarafta bulunan sinyal oluştur'a bir kere tıklıyorum ve tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bana bizim indikatörü bağlayabilmemiz için e, kodlar geldi, kodları verdi. Öncelikle birinci sıradaki Webhook URL'nizi girin dediği yerdeki kodun yanına bir kere tıklıyorum. Bakın kod kopyalandı diyor. Bunu kopyaladım. Ardından View sayfama geliyorum. Alt taraftan grafik bölümüme geldiğim zaman meme USDT perp indikatör e, grafiğine geliyorum. Bunun da yazılımı şöyle meme usdt nokta p yazdıktan sonra burada okx borsasını seçiyorum. Ve seçtikten sonra buradan indikatörlerimizden Hermes HSMC indikatörüne bir kere tıklıyorum ve en sağda solda en sağda sonda bulunan 3 noktaya bir kere tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra Hermes HSMC için alarm ekle diyor. Birinci sırada. Buna bir kere tıkladım. Tıkladıktan sonra bana alarm sayfası geldi. Ve bildirimler bölümüne geliyorum. Bildirimler bölümünde arkadaşlar az önce OKX borsasından aldığımız yani şuradaki webhook url'nizi girin kopyaladık ya bunu kopyaladığımızı buradaki webhook url'sine yapıştırıyoruz. Bunu sileyim. Tekrardan göstermek için. Buraya yapıştırdım. Ardından ayarlar bölümüne tekrar geliyorum. Ee, i̇ndikatörümüzü sadece 15 dakikalık periyotlarda ben kuruyorum. Siz de 15 dakikalık periyotta kurun. MMOUSDT 15 dakika alarmı oluştur sayfasındayım. Şimdi koşullar bölümünde alt tarafta ikinci sırada herhangi bir alert fonksiyonu çağrısı diyor. Buraya tıklayınca buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi BR internal OB diyor. Buna bir kere tıklıyorum ve buradaki alarm koşulum buraya geliyor. Bu koşulum burada kalıyor. Onun ardından tetikleme bölümüne geliyorum. Dakikada bir kez olan kısma bir kere tıklıyorum ve bunu üçüncü sırada olan yani en altın büyüsündeki her çubuk kapanışında bir kez olarak değiştiriyorum. Bunu her çubuk kapandığı zaman bizim alarmımız tetiklenecek. Ardından alarm ismi olarak da hangi coin'e kurduysak meme koyuna e kurduk. Meme USDT yazıyorum. Mesaj bölümünü siliyorum komple. Mesaj bölümünü sildikten sonra tekrardan OKX borsasına geliyorum ve burada ikinci kurul ikinci adımımıza geliyoruz. Burada da uyarı mesajınızı girin diyor. Ee, özelleştir sekmesine geliyorum. Biraz kaydırıyorum. Kısa pozisyon giriş diyor. Kısa pozisyon girişe tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunun da yanındaki kopyalama işaretine tıklıyorum ve kopyalıyorum. Ardından bunu alıp buradaki mesaj bölümüne arkadaşlar yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra bakın şu şekilde mesaj bölümü mavi tik olacak, yeşil tik olacak. Yani yapıştırdığımız kod doğru diyor. Şimdi kontrol ediyoruz. 15 dakikalık grafikte meme usdt.py alarmımızı kuruyoruz. Koşulumuz bearish internal ob doğru. Tetiklememiz her çubuk kapanışında bir kez doğru alarm ismimizi yazdık, mesaj bölümümüzü yazdık, bildirimler bölümüne webhook url'imizi yapıştırdık ve artık burada bizim bir işimiz kalmıyor, oluştur diyoruz. Oluştur dedikten sonra arkadaşlar bizim artık Trading TradingView sayfasında bir işimiz kalmadı. Ardından tekrardan OK sayfasına geliyoruz ve tamamlandı diyoruz. Şimdi sinyal başarıyla eklendi diyor sinyalin adını Hermes. Sonraki diyorum beni sinyal seçin sayfasına tekrardan attı. Hermes burada yazıyor. Az önce oluşturduğumuz bot işlem çiftlerini bir kere tıklıyorum. Oradakini sildim. İşlem çiftlerini seç sayfasına gelip buraya Trading View'de hangi kripto paraya alarm kurduysak onu seçiyoruz. Biz meme'ye kurduk. Meme USDT'yi seçiyoruz. Tamamlandı diyoruz. Onayla diyoruz. Ardından burada kaldıracımızı belirliyoruz. Kaldıracımızı ben şu anda demo hesapta olduğumuz için 10x yapıyorum. Onayla diyorum. Onun altında yatırım miktarı var. Buradaki miktar sizin botun kasasında belirlediğiniz miktar. Ben burayı örnek veriyorum. Demo hesapta olduğumuz için 100 dolar yapıyorum. Ardından onun altında gelişmiş ayar var. Gelişmiş ayarı bir kere tıklıyorum ve emir türüm trading wave sinyali olarak kalıyor. Giriş ayarlarına geldiğimiz zaman buna bir kere tıklıyorum. Giriş ayarlarına tıkladığımız zaman sabit marjini seçiyoruz. Buradaki sabit marjin nedir? Bizim sinyalimiz geldiğinde kaç dolarlık işlem açsın? Şimdi biz 10x olarak belirlediğimiz için buraya 10 dolar yazarsak 10x çarpı 10 dolarlık işlem açmış oluyor. Yani altında toplam tutarda 100 dolar yazıyor. Ben buraya 50 dolar yazıyorum. Tamam diyorum. 50 çarpı 10x açıyor. Yani 500 dolarlık işlem açmış oluyor. Alt tarafta bulunan birden çok giriş bölümü mutlaka açık kalıyor. Burası kapanırsa bot sadece bir kere işleme girer ve ikinciye çalışmaz. Ardından onayla diyorum. Sayfamı aşağıya kaydırıyorum. Çıkış ayarı dediğimiz yer ayarlanmadı diyor. Buna bir kere tıklıyorum. Alt bölgede K ve ZD olarak kar al ve zarar durdur kısmına bir kere tıklıyorum. Kar al bölümüne sadece 0.5 yazıyorum. Tamamlandı diyorum. Onayla diyorum. Ve artık benim botumda şu anda hazır bir şekilde kurdum. Kontrol ediyoruz botumuzda. İşlem çiftimiz memu sdt kaldırıcımız 10x. Kasamızdaki kasamıza koyduğumuz para 100 dolar. Emir türümüz trading wave'den gelen sinyal. Giriş ayarımız 50 dolarlık işleme gireceğiz ve birden çok kar al durumumuzda 0.5. Oluştur dedikten sonra bu sayfa geliyor ve onayla diyoruz. Onayladıktan sonra artık buradan ayrıntıları görüntüle diyoruz yani botumuz için ve bize burada botumuz karşımıza çıkıyor. Bu sayfa nedir? Bu sayfa bizim botumuzu gösteriyor. Bottaki varlıklar dedi 100 dolar bizim botun kasasındaki 100 dolar. Ama biz bu 100 doları kullanmayacağız. 50 ile işleme gireceğiz. Strateji ayrıntılarında burada in, e, kurmuş olduğumuz botun ayrıntıları yazıyor. TradingView üzerinden sinyal geldiğinde pozisyonlar pozisyonlar bölümünde açık olan emrimizi göreceğiz ve geçmiş sekmesinde de daha önce kapatmış olduğumuz işlemleri göreceğiz. Hepsi bu kadar ve çok basit arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir şekilde detaylı bir şekilde anlatmışımdır. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın. Bol kazançlar.